bir tür fırına girdik. Bereket Fırın. Beringen'deyiz ve burada halklarımızdan, tabii esnafımızdan bir röportaj yapalım. Buradaki abimize hemen bir röportaj yapalım. Hoş geldiniz. Evet, sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Muammer Eroğlu. Beringen'de oturuyorum. Ankara Şerif Kostalar Derneği Başkanlığı yapıyorum. Spor kulüplerindeyim. Bereket Fırını Medet arkadaşımız ve ortağıyla birlikte açtılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Beringen'deki halka güzel bir hizmet sundular. Kaliteli ürünleri var. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Halkın geneli memnun. Ürünleri de çeşitli. Halkın isteklerine cevap verebilecek kapasiteye sahipler. Bilgi ve birikimleri, deneyimleri. Sizlerin de sayesinde daha da geniş bir çevre edinmiş olacaklar. Evet, inşallah diliyoruz. Evet, sizleri bir tanıyalım. Adım Abdülselam Aktaş. Ben buranın sahibi. Ortakla beraber ticaret ediyoruz burayı. Evet, kaç yıldır burada yapıyorsunuz? 9 ay oldu. 9 ay oldu. Ya, kendim 19 senedir bu işi yapıyorum. 19 senedir yapıyorsunuz. Fırınıza baktım, böyle çok güzel, çok da lüks bir fırın. Böyle tavanları falan çok muazzam, özenerek yapılmış. Evet. Hani bu işin içinde olduğunuz belli zaten. Evet. Elimizden gelen. Tadına bakarız, buradaki böreklerin tadına bakarız şöyle. Notunuzu vereceğiz inşallah. İnşallah. Memleket neresiydi? Elazığ. Elazığ değil mi? Evet. Elazığlılar meşhurdur bu fırıncılıkta. Biraz öyle oluyor, evet. Bu evet. Avrupa'da genelde Elazığlılar bu işi yapıyor. Evet, yani geziyoruz tabii iş adamlarımızı. Ortağınız nereli? O da Elazığlı. O da mı Elazığlı? Evet. Geceleri çalışıyor musunuz? Gece çalışıyoruz. Zor oluyor mu? Biraz öyle zor oluyor tabii. İki posta çalışıyoruz. Bir gece postası, bir gündüz postası. Bir gece, bir gündüz. Gündüz postası. Sayıyorlar özellikle. Evet. Tavsiye ederiz. Simidi mi? Evet. Simidi. Tam meşhur simitlerinden örnek verebilirim. Muammer hocamız simidi bize tavsiye ediyor. O zaman şöyle bir simitten bir parça kıralım. Bir parça kıralım. Ankara simidinin tadını burada. Var mı Ankara simidinin tadını hissediyoruz? Hissedebiliyorsun. Evet. Üniversite öğretim döneminde bir sene falan hissetmedik burada. Vallahi hakikaten doğru. Bir çay alabilirim yanında. Hakikaten doğru sevgili seyirciler. Ben Medet Binebakan, fırının sahibiyim. Ortağımla beraber 9. ayında açtım, 9 ay oluyor. Daha önce de çeşitli yerlerde çalıştık. Arkadaşım, ortağım dediği gibi 19 senedir o işi yapıyor. Ben de 10 senedir yapıyorum. Bir de sizin ikinci fırınınız var galiba, değil mi? Evet, ikinci fırınımız Lommel'de. Lommel'de. O da yine arkadaşlarımız, beraber çalıştım arkadaşlar. Aynı beraber açtık, evet. Burayı da açtık. Ben de Lommel'de oturduğum için sevgili seyirciler, yani Lommel'e gelirseniz orada bizi daha sık görebilirsiniz. Lommel'deki fırına biz de gidiyoruz, biz de oraya şahit oluyoruz. O fırınımızdaki ekmeğimizi biz her gün oradan alıyoruz, taze taze. Evet, oradaki fırında tabii ki çok güzel, çok lezzetli. Yeni sahipleri zaten, orada da yeni açtınız değil mi? Orada da yeni açtık ya. Tabii, önceden başka bir arkadaş vardı, onun fırını da güzeldi tabii ki. Ama arkadaşlar bu işi yıllardır yaptığı için biz de buna şahit olduk. Çok güzel. Ben size başarılar dilerim. Bu fırınıza Allah daha çok bereketler versin. Sizler de bizlere böyle destek çıkarsınız inşallah. Ben de teşekkür ederim. Özellikle Kanal Avrupa için sizleri, başarılar sizlere. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir de memlekete selamınızı alalım mı? Evet, Elazığ'a selamlar. Evet, Selamet abi. Gel böyle. Gel, sen de selamını alalım böyle. Elazığ'a değil de bütün Türkiye'ye selam olsun diyoruz. Tüm Türkiye'ye selam olsun diyoruz. Ve bilmiyorum duyum aldınız mı? Bugün, salı günü bugün sevgili seyirciler, bu çekimi yaptığımız zaman Erbakan Hoca, biliyorsunuz Profesör Doktor Necmettin Erbakan rahmetli oldu. Bugün de cenazesi vardı, kaldırılacaktı. İstanbul'da. Az önce görüntüleri izledik. Tabii ki herkes gözyaşına burada da boğuldular. Allah mekanı cennet eylesin diyorum. Ve programımız devam ediyor. Programımız devam ediyor ve yanımızda bir iş adamı var. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Yüksel Kahraman. Beringen'de oturuyorum. İki çocuk babası. İki oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evet, can dişi ve teker işi yapıyorsunuz, evet, diye duyum aldık. Tabii ki biz de az önce duyum aldık burada derneğimizde. Ve böyle folderlarını getirdiler kendileri. Bu cantların hepsi sizde mevcut mudur? Evet, hepsi
çoğu mevcuttur. Olmayanları tabii sipariş verebiliriz. Her arabanınki değişiktir. Her ebatlar değişiktir. Keskin tüyünün jantları vardır. Beringen'de Beverlo'da Molnar Strat 78'de Klos'un yanında. Biz her zaman orada mevcutuz. E-mail adresimiz var. Siron.be diye. Siron.be@gmail.com. Evet. Yani oradan bize ulaşabilirler. Evet. Telefon numaramız var. 0496 10 61 74. Bu programla evet. 1-2 haftalık bir kampanya başlatmak ister misiniz? %5, %10. Tabii neden olmasın? Müşterilerimize her zaman yardım etmek bizim görevimiz. Kampanyamızdan yararlanabilirler. Ne kadar Siron, verir misin mesela? Siron lastiklerinden %10 ekstra indirim verebiliriz mesela. Oo, çok güzel. Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz hemşerimi %10 indirim veriyor. Tabii ki inşallah sizler de görüyorsunuz ekranda şu anda bu görüntüleri. Bu lastiklerden sizler de almak isterseniz jantlardan hemşerime ulaşabilirsiniz. Altta geçen numaralardan onu arayabilirsiniz. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor.